ABD bu konuda son derece hassas. Hepimiz gördük. Şimdiye kadar çok dikkatli hareket ettiler. Hiç ağızlarını açmıyorlar ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Amerika kim gelirse ondan gayet rahatlıkla çalışır. Yeter ki kendi çıkarları bunu gerektirsin. Ve şu anda kim gelirse gelsin Amerika ile çalışmak zorunda. Bu konuda bir kuşku yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Çok kısa bir ilave Aslı'nın söylediklerine. Özellikle bu ikincil yaptırımlar konusu aynı Rusya'nın nasıl bizim Ukrayna'ya ilgili ilişkimizi görmezden geliyorsa Amerika'da orada yaptığımız ihlallerin çoğunu görmezden geliyor. Tolerable olanları yani tahammül edilebilecekleri tolere edeceklerini görmezden geliyor. Ama bunun dışında yaptıklarımız var. Bunlar hususundaki mesajları mesela en son işte Çavuşoğlu ziyaretinde ben gayet açıklıkla verdiklerine inanıyorum. Kaldı ki fazla bir arayışta bulunmalarına da lüzum yok. Ellerinde hazır malzemeler var. Daha önceki işte Akbank davasından tutun Evet. Sezgin Baran Korkmaz var. Sıtkı Ayan var. Mesela hiç Evet. açılmıyor dostlara. Dolayısıyla bu konuda biz çok ince bir ip üzerinde yürüyoruz. Bu işte düşüp düşmemek konusunda tabii çok dikkatli de hareket etmiyoruz. Ama ben şunu görüyorum. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler tarihinde hiç olmadık biçimde karmaşık, çok kompleks bir hale geldi. Ve giderek de daha çözümü zorlaşıyor. O eski günlere dönüş pek mümkün görmüyorum ben de Aslı gibi. Bununla yaşayacağız diye düşünüyorum. Evet. Seçimler konusunda bir tek son cümlemi Buyurun. söylemek istedim. Her ne kadar İşte iktidarın tekrar biraz zemin kazandığı söyleniyorsa da altını çizerek söylüyorum. Kürtler yani Kürt oyları burada bence oyunu dengesini kuracak olan Kürt oyları.